mücadelenin, daha Türkçe ifadeyle Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcının 100. yılı. Ve 100 yıl önce Sakarya Meydan Muharebesi'yle mücadele başlamıştı. Ve ayrıca 1921 önemliydi. Ve 1921 yılı Afyon-Kütahya Savaşları'nın da kayıp yıllarıydı. Ve 100 yıl önce bulunduğumuz burada, Afyon'da ve Afyon'un bu dağlarında destanlar yazılır. Ve biz o destan yazılan, mücadele verilen, şehit verilen coğrafyadayız, bölgedeyiz. Değerli bir rehberimiz, hocamızla birlikteyiz. Neresi burası efendim? Burası Afyoneli, İhsaniye ilçesi. Kolankaya bölgesi Kadoluk mevkiindeyiz. İstiklal Savaşı'nda Eskişehir-Kütahya Savaşları'nın güney hududu, başlangıç noktasındayız. Burası son derece önemli. Uşak istikametinden gelip Afyon, Eskişehir, Kütahya, Ankara istikametine giden yolların kesim noktasıdır. Stratejik açıdan son derece önemlidir. Yunan orduları başkomutanı, Anadolu orduları başkomutanı Pangalos'un hedefi. Düzenli orduya geçen Türk birliklerinin toparlanmasına fırsat vermeden bu bölgede Türklere kesin bir darbe vurup Ankara'yı ele geçirmektir. Türk tarafının hedefi ise Yunan ilerleyişini durdurup bir an önce düzenli birliklerle Yunanları geldiği yere göndermektir. Bu siperler buradan başlar, Teperoğlan gediğine, Kulaklı Kayı'ya kadar 7 kilometre aralıksızdır. Bu 7 kilometrelik alanda bizim 3 alayımız var. 2. alay, 37. alay ve 176. alay. 39. alay ise karşıda sivri olan Tavşan Tepe var, orada. Bu bizim 3 alayımıza karşı 3 Yunan tümeni var. Bu gördüğümüz yer savaşı nedir? Komutan olarak binbaşı Niyazi Bey'in buradaki ikinci alayı sevk ve idare ettiği noktadır. Kendisi buralarda şehit düşmüştür. Şurada bir mezar var. Büyük ihtimalle o mezarda buradaki komutanımızın mezarı olabilir. İçinde bulunduğumuz nokta tarihin günümüze kendisini çeşitli şekillerde yansıttığı noktalardan birisi. Anadolu'daki ilk medeniyetlerden birisi olan Hitit medeniyetlerinin izini taşımakla birlikte bulunduğumuz bölgenin asıl tarihi izleri Frig medeniyetine dayanmaktadır. Frig Vadisi'nin olduğu bölgedeyiz. İşte Döver, Bayramali, Ayazini, Sarıcova, İhsaniye tamamen Frig dönemi eserleriyle dolu olan bir bölge. Friglerden sonra Roma medeniyetinin dizleri var. Fakat bu bölgede asıl ilgimizi çeken 1921 ve 22 yılında İstiklal Savaşı'nda yaşananlardır. 1921 yılının 10 Temmuz'la 20 Temmuz arasında Yunanlılarla Türk kuvvetleri arasında göğüs göğüse çarpışmaların yaşandığı 14 Temmuz 1921 nedir? Hezimetinin, bozgununun yaşandığı yer. İstiklal Savaşı'ndaki tek kaybettiğimiz cephe, tek kaybettiğimiz savaş. Ama o kahramanlar öyle bir kahramandı ki bulundukları siperi şehadet şerbetini içme pahasına da olsa terk etmediler. 430 civarında Mehmetçik burada şehit oldu. Sağ kalanlar ise daha geriye doğru çekilerek savunma hattını oluşturdular. 1922 yılının Ağustos ayında, 27-28 Ağustos'ta ise bu kez kaybettiğimiz siperleri tekrar alırken yine buralarda göğüs göğüse çarpıştık ve Yunan birliklerini buradan süpürerek işte Büyük Taarruz, Dumlupınar bölgesine doğru sürmeyi başardık.